Bakın bütün dünya insanlığı batıyor. Bütün dünya insanlığı batıyor. Bütün dünya insanlığı uyuşturucun pençesinde. Bütün dünya insanlığı fuhşun, fahşiyatın pençesinde. Bütün dünya insanlığı içkinin pençesinde. Bütün dünya insanlığı. Bütün dünya insanlığı. Anarşinin, terörün pençesinde. Bütün dünya insanlığı dinsizliğin pençesinde bu illaki İslam olmuş, Muhammed olmuş, İsevi olmuş, Musevi olmuş. Bu önemli değil. Bütün dünya insanlığı Allah'ın lanetlediklerinin pençesinde. Bir tarafta üçüncü ırk olarak LGBT'yi çıkarıyorlar. Üçüncü ırk olarak. Bunu dünya insanlığı görmesi lazım. Bunun pençesinde. O yüzden sadece bir Müslüman, Sadece kendini düşünmez. Hollanda'da eşcinsellik eğer ki artıyorsa bir gün senin kapına da dayanır o ve bizim kapımıza dayanmadı içimize geldi oturdu demek ki Müslüman durmayacak, uyanık olacak, çalışacak, mücadele edecek hem fikri planda hem dini planda hem sosyal planda hem ekonomik hem siyasi hem askeri planda. Müslüman uyanık, diri ve çalışkan olmak zorunda. Müslümanlar kendi içlerindeki ufak tefek problemleri büyütüp, kendi aralarındaki ufak tefek problemleri büyütüp, incir çekirden de fırtına koparma lüküsleri yok. Müslümanlar cahil kalmışlar, İncir çekirdeğinde fırtına koparacağız diye uğraşıyorlar. Kapılarına dayanmıştı, Şimdi içimize oturdu. Bakın Allah'ın lanetlediği bütün fiiliyatlar ülkemizde kol geziyor. İslam dünyasında kol geziyor. Allah'ın lanetlediği ne var ise bu insanlar bizim insanımız gün geçtikçe dinsizleşiyor. Dindarlar da dinsizleşiyor. Dindarlar da dini kaidelerini bozuyorlar. Dün kapıya başörtüsüz çıkmayan Bacımız bugün dışarıda kendisini sergiliyor. Dün kapıların arkasında mantosunu, örtüsünü eksik etmeyen, zil çaldığında ola ki birisi benim başım, saçımın bir tek teli görünür diye titril titreyen bacımız şimdi artık göstermediği bir yeri yok. Dün dar pantolon giymeyecek. Herkes bol pantolon giyecek. Dar bir pantolon gördüğünde askıda bırakan derviş şimdi daracık streç pantolon giyiyor. Bu bizim içimize yerleşti. Şimdi daracık streç gömlek giyiyor. Daracık streç pantolon giyiyor. Erkekler giyiyor bunu. Bakıyorsun erkeğin önü, arkası meydanda kadınlara laf söylemezden önce önce erkeklere laf söylememiz lazım. Bizi perperişan ediyorlar. Perperişan ediyorlar. Düne kadar kafe bilmeyen gencimiz şimdi kafe biliyor. Düne kadar papçı, rapçı, bilmem neci bilmeyen örtülü kızımız artık rapçı, papçı, popçu. Pop Örtüsüyle gidiyor Tarkan konseri izleyeceğim diye uğraşıyor. Bağırıyor oradan Tarkan, Tarkan. Düne kadar Yoktu. 28 Şubat'ın etkileri, 28 Şubat'ın başardığı şeyler, herhangi bir bu ülkedeki topçuların, popçuların, rapçıların hangisi İslam, hangisi dini kaidelere uyuyor? Ama bakıyorsunuz önceden başörtüsüyle oralara gidemeyen, gitmeyen, Şimdi kendince kendisini oraya layık görüyor. Veyahut da sakallı derviş kendisini oraya layık görüyor. Gidiyor oraya. Veyahut da düşünebiliyor musunuz? Bir tane cız takı cız takı kafe. içeride başörtülüsü de var, sakallısı da var. Dervişi de var. Namaz kılanı da var. Gitti ama namaz o esnada o gece. Bakın tehlike çok büyük.